Partisi'nin sesinin, mücadelesinin yankı bulması ve bunun bütün ülkede yankı bulması, bütün ülkede çoğulculuğu, demokratik işleyişi, inançların, halkların, kadınların, gençlerin, özgürlük tutkularının ses bulması insanlarda. 7 Haziran'da biz bunu gördük. Zaten 7 Haziran'dan sonra da işte bunun yaptırılmaması için, yani bu ülkenin daha özgür, daha demokratik, insanların bir arada yaşayabildiği bir ülke olmaması için nasıl elden gelenin yapıldığını gördük. O yüzden o fütursuzca, kendini bakan olarak niteleyip fütursuzca herkese söz söyleme haddini gören kişi aslında bugüne kadar kendisinin ifadesiyle tırnak içinde söylüyorum, patlamalar, çatlamalar konusunda hesap vermeli. Bu ülkede onlarca patlama oldu, onlarca katliam oldu. Nereden olursa olsun, şiddet nereden gelirse gelsin, binlerce insanımızı kaybettik biz. Ve bakan olarak orada oturan bir insanın öncelikle hukuktaki pozitif yükümlülük anlamında da önleme sorumluluğu vardır. Olduktan sonra da hesap verme sorumluluğu vardır. O yüzden aslında kendi veremedikleri hesapları başkalarına soruyor ve saldırganlaşıyorlar. Yani şu anda bize yaşatmak istedikleri şey ikinci bir kendi mağduriyetleri durumudur. Sanki bütün bunları yaşatanlar onlar değil, hayatın her döneminde mağdur olmayı becerebiliyorlar ve neredeyse ölenlerden hesap soracaklar. Neredeyse ölenler hesap verecekler. Evet, biz buna teslim olmak zorunda değiliz. Zaten teslim olmuyoruz ve birlikte olmamızın, ortaklaşa mücadele etmemizin sonucunda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Ben sevgili Figen Yüksekdağ şahsında hukuki olarak aslında birçok şey söylendi. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Ama bir noktaya daha sadece vurgu yapmak istiyorum. Özellikle sevgili Ayşe Erzan'ın sözünden de hareketle. Bu ülkede kadın düşmanlığı da ciddi biçimde yüksek. Ve gerçekten aslında HDP'nin bu kadar fazla kadın sesinin çıktığı bir parti olmasına ve bu kadar fazla kadının sesinin özgürlük amacıyla, eşitlik amacıyla bu şiarlarla yükselmesine de pek tahammül yok. Bu erkek egemen toplumda, bu erkek egemen yönetim sisteminde ve iktidarda aynı zamanda bu da ciddi endişeler yaratıyor. Ve bu nedenle belki daha sonrası gelebilecek ama bizim önleme ve karşı duruma gücüne sahip olduğumuza inandığım başka kararlar da olabilir. Ama bu kararın ilk olarak sevgili Figen Yüksekdağ uygulanmasının bir nedeni de budur. Kadın düşmanlığıdır aynı zamanda ve gerçekten kadınların daha fazla sesinin, o bir arada olma iradesinin yok edilmesidir. Çünkü 8 Mart'lardan da korkuluyor. Dünyada da aynı şekilde yükselen kadın mücadelesinden de korkuluyor. Antimilitarist mücadeleden korkuluyor. Bütün bunlara karşı duracak olanlar da en fazla kadınlardır. Evet, hukuk herkes için, hayatım boyunca herkes için adalet filminden etkilenerek yaşadım ve gerçekten adaletin herkes için olmasını diledim ve diliyorum. Bundan sonrasında da bunu başaracağımıza olan inancımla hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.